Selamlar bropalar. Bugün sizlerle çok hızlı bir biçimde bir yazı efekti öğreneceğiz. Aslında yazı değil, videoda da yaparsınız da long shadow diye geçiyor işte. Bir efekt tanıyacağız. Bu Matt Choker efekti. Matt Choker. Bilmiyorum artık hangi efektse o efekti öğreneceğiz ve onunla birlikte yazımıza uzun bir nasıl diyeyim? Uzun bir gölge yapacağız. Benim eski videolarımda webcam'imin yanında sürekli soruyordunuz. Böyle bir tane uzun bir gölge var. Onu nasıl yapıyorsun diye. Onu yapacağız. Onu bir yazı efekti olarak yapacağız. Şimdi hemen geçelim ve size çok güzel bir yazı efekti öğreteceğim. Hemen bir tane açalım. Matt Choker yazalım ki bu efektin de ismi buydu sanırım. 10 saniyelik bir video açtım. Evet, şimdi bir tane hemen yazımızı yazalım. Yazımızda ne yazsın biliyor musun? Instagram kullanıcı adım yazsın ki bu da bana reklam olsun. Böyle bir tane de font belirleyelim. Ya bu font çok hoş değil ya. Hey, güzel. Aynen. Font enteresan şekilde seviyorum. Evet, bir tane beyaz böyle bir yazı yazdık. Şimdi Matt Choker yapmadan önce şöyle yapacağım. Ctrl D yapacağım aşağıdaki gibi. Çünkü nasıl uzun? Çünkü bir tane yazımı kapatacağım. Alttaki yazımı uygulayacağım. Onu sonradan kullanacağım falan falan. Şimdi efekti nasıl yapıyoruz? Sağ tıklıyoruz alttakine. Efektlerden blur veriyoruz. Blur'dan CC Radial Fast Blur efektini atıyoruz. Bunun ne işe yaradığını şimdi göreceksiniz. Normalde güzel bir efekttir bu şekilde. Şöyle bak. Böyle güzel, hoş bir efekt. Biz bunu nasıl kullanacağız biliyor musunuz? Burada center var ya, bunu isterseniz buradan çekebilirsiniz, isterseniz şu efekt bölümünden tutup böyle bayağı sol tarafa çekeceğiz ve amount'unu %100 yapacağız, uzatacağız böyle. Yani böyle uzatacağız. Şimdi fast blur'umuzu attıktan sonra bunu aldık, böyle sağ alta düşürdük. Sonra sağ tıklayıp matte bölümünden, yani efekt bölümünden veya aynı efekte sağ tıklayıp buradan da ekleyebilirsiniz. Efekt bölümünden Matte Choker'ı atıyoruz. Matte Choker efekti. Sonra bakın buradaki ayarları size söylüyorum. Softness bak, birinci ayar 0. İkinci ayar dursun. Üçüncü 0, 0, 0, 0. Niye? Çünkü bizim yapmamız gereken efekt, yani yapmak istediğimiz efekt bu. Çok biri de eksiye götürüyoruz. Eksiye götürdükçe bakın ufak ufak çıkıyor. -127'de bizim uzunca bir gölgemiz oldu. Peki diyeceksiniz ki bu ne saçma sapan bir şey diyeceksiniz. Haklısınız. Üstteki yazımı açıyorum. Üstteki yazımı açtıktan sonra bakın şu an mesela alttaki efekti kapatınca böyle bir yazım var. Altında da böyle bir gölge var. Ne yapacağım? Tekrardan bakın Fast Blur attım. Matt Choker attım ve üzerine yine sağ tıklayıp Generate'den Fill atıyorum. Bakın muhteşem. Buna da böyle ne yapalım? Böyle gri bir efekt. Bakalım bir renklerde bir dolaşalım neler varmış diye. Aslında mor atayım ya, benim kanalımın rengi olsun. Mor. Bu şekilde bir uzun gölge atabiliriz. Bakın birazdan efektini de yapacağız. Bu şekilde. Bunu istersek opacity'den bu şekilde ayarlayabiliriz fill bölümünden. Fill bölümünden bunun istediğimiz gibi opacity'siyle oynayabiliriz. Bu şekilde böyle güzel gibi. Sonrasında bir intro efekti olarak yapmak istersek en baştaki efektimiz var, Radial Fast Blur. Bak burada bir tane şey var. Çubuğu var. Buna gelip center'a bir tane, en başta bakın sıfırdayken center'a bir tane keyframe bırakıyorum. 10. saniyeye giderken bu şekilde çekiyorum. Böyle güzel bir efekt. Şimdi başlatalım bakalım nasıl bir şey olmuş. Bakın bu şekilde bir efekt olmuş oldu. Aralarda da böyle çizgiler çıkıyor. Hani bir güneş vururmuş da onun gölgesi çıkıyormuş gibi bir efekt. Tabi burada bir hata oluyor sonrasında. Bu hatanın neden olduğunu da tam anlayamadım. Matt Choker'dan mı kaynaklanıyor diyeceğim. Fill'den kaynaklanmadığına eminim. Evet. Matt Choker'dan olabilir. Neyse. İşte böyle bir tane efekt yapmış oluyoruz. Biraz ufak tefek problemli olsa da şu olay benim hoşuma gittiği için çok bir karışmıyorum gibi. Ama genel olarak hoş bir efekt olmuş oldu. Bu tarz bir gölge efekti yapabilirsiniz. Ki genelde ben böyle kullanmıyorum. Genelde fast blur'u sabit olur. Bu olur benim ekranım. Böyle arkadaşlar, Matt Choker efekti ve radial fast blur'la uzun gölge şu şekilde yapabiliriz. Tabii fill'den opacity'siyle de oynamayı unutmayın. Yani unutmayın derken isterseniz yapın.
Bence yaparsanız daha güzel oluyor. Hadi bropalar, bir efektini, pardon, bir yazı efektinin daha sonuna geldik. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay diyorum. Abone olun. Ha, bir de zili açın. Bir de ne yapın biliyor musunuz? Instagram'dan şu adresi takip edin. Sonra oradan görüşelim. Tanışalım. Hadi bay bay.